Katılım Evim İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la Bağırmayan Anneleri sunar. Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Takıntı nedir diye takıntı deyince ne anlayalım? Güzel. Ne anlayalım? Bunu çünkü güzelce... hani kimi insanlar şey derler, yani bugün bahsedeceğimiz şey biraz o değil. Ay her şeyi de kafaya takarım ben. Hmm. Hani bu da halk arasında takıntı gibi anlamlanabiliyor ama klinikte elbette çok farklı bir tanımı var takıntı hastalığının. Bir hastalık olarak tanımına bugün biraz bakmaya çalışacağız. Çünkü hayatımızı biraz felç eden şey o. Ha, her şeyi kafaya taktığımızda geniş, rahat bir insan değilsek, çok fazla kafaya takıp kuruyorsak bu da hayat kalitemizi düşürebilir elbette. Onu da belki ayrı bir yayında ayrıca işleriz. Şimdi bizim bugün bahsedeceğimiz takıntı aslında rahatsız edici düşüncelerin davranışa dönüşmesi haliyle karakterize bir hastalık. Yani zihnime belli düşünceler geliyor, bu düşünceler beni rahatsız ediyor. Ben de zihnime bu düşüncelerden ya da bazen imajlar geliyor, bazen görüntüler geliyor yani. Bu da olabilir. Görüntü ya da işte düşünce olarak kendini gösterebilir, bazen duygu olarak kendini gösterebilir. Mesela baş edemediğim bir korku duygum var, içimde hep bir şey olacak korkusu var. Takıntı dediğimizde yani sadece düşünce değil, bu bir duygu olabilir, görüntü olarak zihnimizde beliren şeyler olabilir ya da bir düşünce olabilir. Bizi bunlar rahatsız ediyor ve bu rahatsızlık o kadar kaygımızı, endişemizi, anksiyetemizi arttırıyor ki bundan kendimizi uzaklaştırabilmek için bizim kompulsiyon dediğimiz tekrar edici davranışlarda bulunuyoruz. Ne gibi? Mesela hani diziden örnek verdin ya. Şey bir düşünce, işte başıma bir şey gelecek, ben uğursuzum, ben insanların başına bir şey gelecek falan gibi böyle takıntılı bir düşünce var. Bu düşünce sistemde kaygıyı arttırıyor. Onu çıkarabilmek için, ondan zihni uzaklaştırabilmek için ne yapıyor? Temizlik yapıyor. Ya da her şeyi dört kere yıkamazsam insanların başına bir şey gelir. Kapıyı çalarken dört kere çalmazsam İşte ailemin başına bir şey gelebilir. Uçağa binmeden önce uçağa doğru yürürken ki taşları saymazsam uçak düşebilir. Gibi belli davranışlarla sistemin kendini, içinde var olan kaygı ve anksiyetesini rahatlatmak için ortaya dönüşen davranışlarla karakterize olmuş hale biz takıntı hastalığı diyoruz. Ne kadar görülüyor bu hastalık haline dönüşmüş? %3 görülüyor aslında. Ama o %3 insanda görülen hal sadece o insana etkilemiyor. Zaten işin sıkıntılı yanlarından bir tanesi bu. Şimdi düşünün, bir çekene sor, bir de etrafındaki. Bir de etrafındaki insanlara. Yani. Şimdi düşün, %3 diyoruz ama mesela temizlik takıntısı olan bir anne olduğunu düşün. Her yerde toz var. Oraya oturma, buraya kalkma. Biz mesela okulda yüksek lisans uzmanlık seyrinde bir hocamızın paylaştığı vakalardan bir tanesiydi. Anne çocuğunun büyük tuvaletini tuvalete yaptırmıyor. Neden? Tuvalet kirlenir diye. O derece. Böyle bir titizlik şeyi var. Tuvalet kirlenir. Peki çocuk nasıl yapıyor büyük tuvaletini? Tuvaleti gelince bütün çocuğun üstü soyuluyor. Böyle tutuluyor çocuk havada ve bu çocuk küçük çocuk değil artık. Çocuk 8-9 yaşına gelmiş hala böyle. Çünkü annenin bu hastalığı. Tutuyor böyle havada çocuğu çöp poşetine doğru, büyük tuvaletin onun içine hemen bağlanıyor o çöp poşeti ve dışarı atılıyor. Şimdi mesela düşünebiliyor musun? Şimdi bu annenin hastalığı ama çocuk bundan mağdur olmuyor mu? Çocuğun bu yaşadığı şey... Çok büyük bir ihtimal çocuk da evet. Bunun gibi bir şey olacak. Yani bir şey olacak. Hı-hı. Hani bir tedavi olmazsa, bir süreç kontrol altına alınmazsa bir şeyler çıkacak o sistemden illaki. Ha, takıntı olarak çıkar, başka bir şey olarak çıkar ama bir şey çıkacak. Yani çok normal o seyir gitmeyecek, bu belli. Çünkü bu kadar uç noktalarda yaşanılan takıntılar çevresine muhakkak ki zarar veriyor. Yani sadece o OKB'yi yaşayan kişinin, o takıntı hastalığını yaşayan kişinin kendi hayatının kalitesini yıkıcı bir biçimde düşürmesinden öte ailesi, çevresi, etrafındaki insanlar, geniş ailesi yine öyle bir danışan seyrim olmuştu. O da mesela evden hiçbir şeyi atmıyor, her şeyi biriktiriyor evde. Çünkü biriktirme hastalığı olarak literatüre geçmiş davranışta OKB'nin bir şubesidir. Tikler OKB'nin bir şubesidir. Her şey evde, hani çöp ev deriz ya, çöp ev halinde. Hiçbir şeyi atamıyor, hiçbir şeyi çıkaramıyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor?
kimse onun evine gelemiyor. Bir kere bir noktadan. O da zaten kabul etmiyor. Çünkü takıntı hastalığının en önemli şeylerinden bir tanesi nedir biliyor musun? Bunun, bu yaptığı davranışın aslında normal olmadığının çoğunlukla bilincindedir. Hı-hı. Zihnine gelen o onu rahatsız eden düşüncenin anlamsız olduğunun çoğu zaman bilincindedir. Ama ne yapamaz? Bununla baş edemez. Yani şöyle anlatayım. Normal düşünceyle takıntılı düşünce arasındaki farkı belki iyice taşlar yerine oturmuş olur. Bizim gün içinde zihnimizden kaç düşünce geçiyor biliyor musun? 17 bin falan deniyor. 17 bin. Çok düşünceli. Bunların çok düşünceli insanlarız. Zaten insanı insan yapan şey de işte düşünebilme kabiliyeti. Baktığında bu kadar düşüncenin kaçının biz farkındayız? Bazen aklımıza yıkıcı düşünceler geliyor mudur? Elbette ki geliyordur. Mesela anneler bazen diyorlar, hatta bunu itiraf ederken kendimi kötü hiç hissetmeyin diyorum, hepimizin aklına geliyor. Ne gibi? Bazen çocuk o kadar mesela hani sınırları aşan davranışlarda bulunuyor ki o sırada ne düşünüyordunuz diyorum. Yani içimden böyle alayım çocuğu, böyle duvara vurayım yani, o kadar öfkelendim. Öyle bir düşünce geldi içime diyor. Bak bu yıkıcı bir düşünce. Pek çoğumuz da olur. Yani bazen trafikte birine sinirlenirsin, aklından yani bir levye olaydı da şurada çıkaraydım. Bunu davranışa dönüştürmezsin ama. Ve bu düşünce gelir, o anki mesela yoğunlaşan öfke duygunla birlikte gelir gider. Ya da çok sevdiğin birini kaybedersin. O kadar üzüntüyü yoğun yaşarsın ki hemen oracıkta ölmek istersin. O düşünce geçer aklımdan. Yani kendimi şuracıktan atıversem dersin mesela. Ama atmazsın yani. O bir düşüncedir. O an o yaşadığın duygu ile birlikte gelir geçer. Normal düşüncenin özelliği de zaten budur. Gelir geçer, gelir geçer. Çoğu zaman mesela işinden geçtiğimiz pandemi sürecinde belirsizlik, kaygı, bu süreçte hepimiz yaşamıyor muyuz? Ne olacak? Ne zaman bitecek bu? Değil mi? Ne zaman normal hayatımıza döneceğiz? Hepimizin belki gün içinde defalarca aklımızdan bu düşünceler geçmiyor mu? Geçiyor. Belli bir oranda kaygı hissediyor muyuz? Hissediyor olabiliriz. Hı hı. Ama ne oluyor? Bu hayatımızın o anki işlevselliğini bozacak bir seviyeye, yönetilemez bir şeye çıkmıyor. Fark ediyoruz o düşünceyi. Sonra diyoruz ki Rabbim sen sonumuzu hayret, inşallah geçir. Bir dua ediyoruz. Bir şey yapıyoruz. Sakinleştiriyoruz kendimizi ve geçiyor. Normal düşüncenin özelliği budur. Gelir. Burası çok önemli. Evet. Gelir. Rahatsız edebilir ama geçer. Şuraya notumu şuraya aldım. Çünkü şunu o zaman izleyicilerimiz şu konuda dikkat etsinler. Yani rahatsız edici düşünceler davranışa dönüşüyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Yani o bakımdan davranışa dönüşmeyen, aklımızdan gelen geçen düşünceleri, ki yani dini olarak da yaptıklarımızdan sorumluyuz. Aynen öyle. Yapmadıklarımızdan, düşündüklerimizden değil, hissettiklerimizden de sorumlu değiliz. Mesela. Düşündüğün yani. Ya da hissettiğin hiçbir şeyden sorumlu tutmuyor Allah seni. Neyden sorumlu tutuyor? Tamam, çocuğun kafasını duvara çarpacak kadar öfkelendin o sırada. İçinden de öyle bir düşünce geçti. Bak, duygu, öfke. Düşünce, alacağım artık yani, dayanamıyorum. Şunu kafasını şu duvara çarpıvereceğim. Düşünce. Ama eyleme dökmediğin sürece bu eylemi yapmış sayılır mısın? Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Yani hiçbir mahkeme seni öyle bir şeyden dolayı yargılamayacak. Aynen, çünkü yani. Kafanın içini mi, değil mi? Aynen, insanlar öyle. Okuyor daha. İlişkiler bunun üzerine. Şurasını o yüzden çok önemsiyorum. İnsanlar hele hele de birazcık belki de bunun adına vesvese demiş olalım. Bu davranışa geçmeyen düşüncelerden dolayı da kendilerini çok ciddi sıkıntıya sokanlar var. Evet. İbadetim, bu da bir takıntı zaten. Tabii, ibadetim olmadı ya da işte camın namaz esnasında şöyle kötü şeyler aklıma geliyor. İşte bu namaz olmadı. Uzak durayım. Yani şu bir problem, o yüzde belki üçün içine giriyor. Ya benim namazım olmadı, namaza baştan başlayayım. Olmadı, ikinci rekatta selam ver, başlamışım. Şimdi bu belki o yüzde üçtür. Ama ne yazık ki çok büyük, benim tahmin ediyorum çok büyük bir kesim mesela namaza yaklaşmıyor. Olmuyordur benimkisi. Bu da bir kaçınma davranış gösteriyor. Aynen öyle. Yani belki bu takıntı hastalığı olarak tanımlanan bir sınıf değil. Ama zihnindeki takıntılı düşüncelerle baş edebilme becerisi düşük bir sınıf. Bu da kaçınma davranışı göstererek.